Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça pratik makrome duvar dekoru yapacağız. Öncelikle şu sopadan bahsetmek istiyorum. Bunları ben sahilden topluyorum. Geçen gün de sahildeydim. Tesadüfen yani karşıma çıktı ve onu aldım. Bunları güzelce yıkayabilirsiniz ya da çok ıslak bir bezle de silebilirsiniz. Bir hafta kadar güneşte kurumasına özen gösterin. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok yani ama ekstradan verniklemek isterseniz vernikleyebilirsiniz. Bu detayı da verdikten sonra duvar dekorunu yapmaya başlayalım. 3 metre uzunluğunda 6 tane ip kestim ve onu ikiye katladım. Bu şekilde ürünün arka kısmından getirdim. Şu boşluktan da diğer iplerimizi çıkardım. 3 tane ipim sağ tarafta, 3 tane de sol tarafta var. Bunu da ikiye katladım. Bu şekilde boşluktan getirdim. Baklava dilimi modelimizin yapımına başlayalım. Bu modelin daha detaylı ve yavaş anlatımı sayfamda bulunuyor. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. 3 tane düğümüm var. Toplamda 6 tane ipim bulunuyor. 3 tane sağda ve 3 tane solda olacak şekilde bunları örmeye başlayacağız. Ortadaki iki tane ipi aldım. Şu ipi sağ elime aldım. Alttan getirdiğim ipi de onun üzerine bırakıp şu boşluktan çektim. Bir tane daha yapıyorum bundan. İp biraz uzun olduğu için göstermesi zor oluyor. Şöyle boşluktan çektim. Daha sonra yanındaki ipi aldım. Alttan getirdim. Şöyle üstten aldım. Aynı ipi bir kez daha atıyorum. Şöyle attıktan sonra boşluktan çekiyorum. Hemen yanındaki ipi aldım. Alttan getirdim. Şöyle üstten bir kez daha yaptım bu işlemi. Daha sonra sol tarafa geçiyorum. Sağ tarafı ördük. Bakın 3 tane ip var. Bu kez bu ipi sol elime aldım. Alttan getirdiğim ipi şöyle üzerine bıraktım. Ve boşluktan çektim. Şöyle güzelce sabitledim. Bir kez daha yapıyorum. Aynı ipi bir kez daha üstüne attım. Ve boşluktan çektim. Hemen yanındaki ipi aldım. Üzerine attım. Boşluktan çektim. Bir kez daha yapıyorum. Boşluktan çektikten sonra ortadaki 4 tane iple kare düğüm tekniğini uygulayacağız. Şu iki ipimiz sabit kalacak. Sağ taraftaki ipi diğerlerinin üzerine bıraktım. Ve sol taraftaki ipi de onun üzerine şu şekilde bıraktım. Daha sonra arkadan getirip bu boşluktan çektim. Güzelce sabitledim. Bu kez sol taraftaki ipi iki ipin üzerine getirdim. Sağ elimdeki ipi de onların üzerine bırakıp şöyle arka taraftan boşluktan getirip çıkardım. Şimdi baklava dilimimizi kapatma işlemine geçeceğiz. Sağ taraftaki ipi sol elime aldım. Alttan getirdiğim ipi üzerine attım ve boşluktan çektim. Bir kez daha yapıyorum. Getirip boşluktan çektim. Şöyle güzelce sabitleyelim tırnağımızla birlikte. Yanındaki ipi aldım. Üstüne attım. Ve boşluktan getirip çektim. Her ipi iki kez düğümlüyoruz. Şimdi sol taraftaki iplere geçtim. Sol taraftaki ipi de sağ elime aldım. Alttan getirdiğim ipi şöyle üstüne bırakıp boşluktan çekiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz baklava dilimlerimizi oluşturmaya. Şöyle düğüm attıktan sonra burada da kapatma işlemini yapacağız. Alttan getirdiğim ipi boşluktan geçirdim. Bu şekilde sabitledim.
Bu ipi hiç bırakmıyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Alttan getirdik ipi. Yanındaki ipe geçtim. Bu şekilde sağ taraftaki ipleri örmüş oldum. Şimdi sol taraftaki ipleri öreceğiz. Sol elime aldım bu ipi. Alttan getirdim. Üstüne atıp boşluktan çektim. Bir kez daha yaptım aynı işlemi. Kare düğüm tekniğini yapıyorum. Aynı şekilde kapatma işlemini yapıyoruz. Sol elimi aldım. İpleri şöyle biraz çekiştirirsek köşedeki sivrilikleri engellemiş oluruz. Örmeye devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi her iki tarafı da ördük. Toplamda 11 tane baklava dilimimiz oldu. Bu örme işlemini yaptıktan sonra şu ortadaki ipi aldım ve alttan getirdiğim ipleri tekrar örmeye devam ettim. Bunu da bu şekilde ördükten sonra sağ taraftaki modelimizi de aldım. Aynı şekilde ortadaki ipi aldım. Alttan getirdiğim ipleri tekrar örmeye devam ettim. Daha sonra şöyle birleştirdim. Bunların ikisini düğümleyeceğim. Bu işlemi de yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz yanlardaki boşluklara püskül geçireceğim. Püskülleri de 20 santim uzunluğunda kestim. Bırakmış olduğunuz boşluklara göre bir tane veya iki tane püskül geçirebilirsiniz. Ben şimdi deneyeceğim. Bu boşluklara bir tane veya iki tane geçebilir. Hemen ona bakalım. Püsküllerimizi de şöyle boşluktan çektim. Buradan da kalan iplerimizi geçiriyoruz.
İki ucunu eşitledim. Tüm boşluklara bu şekilde püsküllerimizi geçireceğiz. Püskülleri taradıktan sonra orta kısım, yani bu ürün gözünüze biraz boş geliyorsa orta kısmı doldurabiliriz. Herhangi bir model daha ekleyebiliriz. Yani bu şekilde de gerçekten çok şık gözüküyor ama ortasına bir model de ekleyebilirsiniz. Püsküllerimizi bu şekilde yanlarına geçirdik. Şimdi hepsini tarayacağım. Ürünümüz tamamen bitti. Etrafındaki püskülleri güzelce taradım. Ortasına da bir püskül ekledim. Bu püskülün yapılışı da sayfamda bulunuyor. Açıklama kısmına da link bırakırım. Tüm detaylarını eksiksiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.